Sayın seyirciler, futbol severlerin gözü bu akşam oynanacak Fenerbahçe Spartak Moskova Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında olacak. Bu önemli maç öncesi kameralarımızı müsabakanın oynanacağı Şükrü Saraçoğlu stadına çeviriyoruz. Maçla ilgili son bilgileri de Erman Yapan'dan alıyoruz. Erman, evet, genel olarak atmosfer nasıl? 11 belli oldu mu? Aykut Kocaman, Alex'i dahil etti mi 18'e? Ayrıntılar nedir, aktarır mısın? Merhabalar Selda Atalay. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bu akşam Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nden geçen sene Fenerbahçe'ye men edilmişti. Ayrıca son dönemde Aykut Kocaman ve Alex de Souza arasında başlayan ve taraftar ve Aziz Yıldırım'ın da dahil olduğu sıkıntılı günler geçiriyor Fenerbahçe. O yüzden bugünkü maç üstündeki kara bulutları dağıtması açısından da çok önemli Fenerbahçe'nin. Bugünkü maç saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında başlayacak ve mücadeleyi Almanya Federasyonu'ndan Felix Bridge yönetecek. 2-1 sonuçlanmıştı ilk tur ayağı Rusya'da oynanan maç. Spartak Moskova Fenerbahçe 2-1 yenmiş. Spartak Moskova'nın ilk golünü dün İstanbul Adalet Sarayı'nda şike soruşturması kapsamında ifade veren eski Fenerbahçeli Nijeryalı golcü Emenike atmıştı. Fenerbahçe'nin golü ise Hollandalı yıldızı Dörkayt'tan gelmişti ve o gol Dörkayt'ın golü Fenerbahçe'yi tur için ümitlendirmişti. Evet, Fenerbahçe bugün turu kendisine getirecek, sonucu almak hedefinde ve Şampiyonlar Ligi'ne kendisini atmak istiyor. Üçüncü torbaya atmak istiyor Fenerbahçe. Peki turu getirecek skor ne? 1-0 kazanırsa Fenerbahçe tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 2-1 kazanması halinde mücadele uzatmaya gidecek. Fenerbahçe eğer 2-1'in üstünde farklarda kazanırsa, yani 3-1, 4-1 yine Fenerbahçe yarayacak. Fakat maçın berabere bitmesi, konuk takımın kazanması veya 2-1'in üstündeki tek farklı galibiyetler, yani 3-2 ve 4-3 gibi skorlar Fenerbahçe'nin maalesef Şampiyonlar Ligi'ne havlu atması anlamına geliyor. Bu skorlar eğer gerçekleşirse Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Kupası'ndan gruplardan devam edecek. Dün Aykut Kocaman basın toplantısı yapmıştı. Alex de Souza'yı 11 kişilik maç kadrosunda düşünmediğini söyledi. Fakat dün akşam idmanın ardından Alex de Souza'nın 18 kişilik kadroya alındığını belirtelim. Maçın ilerleyen dakikalarında skora göre belki Aykut Kocaman Alex'e forma şansı verebilir. Fakat Aykut Kocaman'ın dün yapmış olduğu açıklamalardan sonra buna pek şans vermiyoruz. Fenerbahçe'nin Spartak Moskova karşısına ligde oynadığı son Gaziantepspor karşılaşmasındaki 11 ile çıkmasını bekliyoruz. O yüzden Fenerbahçe bu akşamki maça kalede Mert Günok, Volkan'ın sakatlığından dolayı Mert Günok, defans dörtlüsünde Hasan Ali Kaldırım, Egemen Korkmaz, Yobo ve Gökhan Gönül, orta alanda Mehmet Topal, Mehmet Topuz, Selçuk Şahin ve Krasic, ileri uçta ise Senegalli forvet Sow ve Hollandalı Dörkayt 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin, Selda Atalay. Ufak bir parantezde Fenerbahçe taraftarını açalım. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diyelim, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadına akın etmeye başladılar. Yaklaşık 3-4 saat sonra maç başlayacak ve Fenerbahçe tur için taraftarını da arkasına alarak kendini Şampiyonlar Ligi gruplarına atmaya çalışacak Selda Atalay. Şimdilik Şükrü Saraçoğlu stadından aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz Erman Yapan. Fenerbahçe'ye biz de bu önemli karşılaşmada başarılar ve de bol şanslar diliyoruz. Bu haberle birlikte.